Sevgili arkadaşlar, fiilimsiler de Türkçe'de çok kullandığımız sözcük türlerinden bir diğeridir. Peki, fiilimsiler kaça ayrılır, nedir, ne işe yarar, ekleri nelerdir? Arkadaşlar, fiilimsi bildiğiniz gibi nedir? Fiilimsi, diğer adı eylemsidir sevgili arkadaşlar. Fiilimsinin diğer adı eylemsidir. Peki, fiilimsinin tanımı nedir? Fiilden türeyerek, bakınız, fiilden türeyerek cümlede sıfat, isim ve zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir. Ancak. Fiilden türeyen her sıfat, sıfat fiil midir? Fiilden türeyen her isim, isim fiil midir mesela? Hayır, değildir. Bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için belirli ekler var. Bu eklerden birini alması şarttır. Eğer bu belirlediğimiz, yani öteden beri kullandığımız, şimdi tahtaya yazacağımız eklerden biri yoksa, o sözcük fiilimsi değildir. Mesela çalışkan çocuk dediğimiz zaman arkadaşlar, çalışkan nedir? Elbette ki bir niteleme sıfatıdır. Ve çalışmak fiilinden türemiştir. Peki o zaman çalışkan bir sıfat fiil midir? Hayır. Neden? Çünkü kanken eki bir fiilimsi eki değildir. Bir sözcüğün sıfat fiil olabilmesi için fiilden türemesi, cümlede sıfat görevinde kullanılması ve eklerden birini alması temel şartlardır. İstisnaları tabii ki var ama onları notlar halinde size anlatacağım. Önce ana konuyu bir öğrenelim. Arkadaşlar, birincisi sıfat fiil. Sıfat fiilin diğer adı nedir? Ulaç yazıyordum yanlışlıkla ama tabii ki değil. Ortaç. Ulaç neyin diğer adı? Ulaç biraz sonra göreceğiz. Zarf fiilin veya diğer adıyla bağ eylem. Arkadaşlar, sıfat fiil ön at eylem olarak da bilinebilir. Çünkü ön at sıfat demek, fiil eylem demek zaten. Evet. Şimdi bunun ekleri neler? Ortaçların ekleri. An, en. Ası, esi. Maz, mens. Ar, er. Dık, dik, duk, dük. Tık, tık, tuk, tük. Dı, di, du, dü. Tı, ti, tu, tü. Ecek, acak, eceği, acağı. Ve mış, miş, muş, müş. Şimdi biz bunu çocuklara, hani öğretmenlerimiz çocuklar akıllarında tutsun diye ne der? Anası mezar dikecekmişler, değil mi? Anası mezar dikecekmiş. An, en, ası, esi, maz, mens. Evet, bu ekler sıfat fiil ekleridir. Bu anası mezar dikecekmiş cümlesiyle bunlar ne olur? Akılda kalıcılığı sağlanır. Şimdi hemen örnekler veriyorum arkadaşlar size. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Bakın, gülen ayvam, ağlayan narımsın. Ben örnekleri yazayım. Siz düşüne durun bu arada. Zaten altlarını da çiziyorum. Hangi eki aldığını hemen görün. Dedem öpülesi elleriyle, dedem öpülesi elleriyle başımı okşadı. Bakınız, dedem öpülesi elleriyle başımı okşadı. Yine ünlü bir dizemizi yazayım arkadaşlar. Dönülmez akşamın ufkundayız. Değil mi? Ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Evet, Yahya Kemal Beyatlı'nın ünlü Rintlerin Akşamı. Değil mi? Hafızam beni yanıltmıyorsa. Evet, Rintlerin Akşamı şiirinin bir dizesi. Evet, ar er. Bakınız. Koşar adımlarla dışarı çıktı. Evet, koşar adımlarla dışarı çıktı. Tanıdık bir yüz göremedim. Ecek. Evet, bakınız şimdi. Yapılacak işlerim var. Veya buna bir tane daha örnek vereyim. Çok kullanırız bunu, değil mi? Mesela atasözümüz ne diyor? Akacak kan damarda durmaz. Evet, akacak kan damarda durmaz. Ve miş ekine bir örnek. Yine size güzel bir atasözümüz, atasözümüzü yazayım. Ölmüş koyun kurttan ne yapmaz? Korkmaz. Evet, ölmüş koyun kurttan korkmaz. Bazı yörelerimizde bunu ölmüş eşek kurttan korkmaz biçiminde de kullanırlar. Evet, buna benzer bir atasözümüz daha var. Konuyla ilgisi yok ama ıslanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Bunu biraz sonra yazacağız. O ıslanmışını kullanacağız. Şimdi bu
bunda tam yazamayız onu. Biraz sonraki notumuz sıfat fiiller, adlaşmış sıfat olabilir notunda o cümleyi kullanacağız. Evet, bu atasözüyle aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Şimdi arkadaşlar bunları incelediğiniz zaman bakınız. Bunları incelediğimiz zaman bu sözcüklerin tamamının bir cümlede niteleme sıfatı olarak kullanıldığını, artık niteleme sıfatını biliyoruz değil mi? İsme sorulan nasıl sorusuna cevap veriyordu. Hepsinin cümlede niteleme sıfatı olarak kullanıldığını, fiilden türediğini ve bu eklerden birini aldığını görüyoruz. Evet, o zaman gönül rahatlığıyla ne diyebiliriz? Bunların hepsi sıfat fiildir. An, en, ası, esi, maz, mez, ar, er, dık, dik, duk, dük, ecek, acak, ine, ecek, acak, ölmüş, koyun, mışmış, muşmuş. Evet, bakın. Nasıl kan, akacak kan. Gördünüz mü? Bu ekleri kesinlikle fiil kip ekleriyle karıştırmamalıyız. Mesela şöyle olsam arkadaşlar, koşar adımlarla çıktı demek yerine o her sabah zayıflamak için koşar dersen ne olur arkadaşlar? Tabii ki ar er geniş zaman eki olur. O da bir fiil olur. Mesela bu koyunların hepsi ölmüş dersen bu ne olur? Mişli geçmiş zaman ya da asıl ismiyle öğrenilen geçmiş zaman olur ve ölmüş orada fiil olur. Ancak ismin önüne geldiği zaman sıfat fiil halini alır. Evet, şimdi sıfat fiillerle ilgili vereceğimiz örnekler bunlar. Ne yapalım? Notlarımıza geçelim. Arkadaşlar, sıfat fiillerle ilgili olarak bazı notlarımız var demiştim. Şimdi o notlarımıza bir göz atalım. Not 1. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat olabilir. Evet. Arkadaşlar, adlaşmış sıfatı size sıfatlarda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Ne oluyordu? Sıfat yalnız kalıyordu. Yanındaki isim düşüyordu. Biz buna ne diyorduk? Adlaşmış sıfat adını veriyorduk. Değil mi adlaşmış sıfat? Mesela kırmızı kalemi verir misin yerine birine kırmızıyı verir misin demek. Şimdi sıfat fiiller de sevgili arkadaşlar adlaşmış sıfat görevinde kullanılabiliyor. Az önce aslında bir tanesini söyledim. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz. Evet, bakınız burada ıslanmışın ne demek arkadaşlar? Islanmış insanın. Ama ne olmuş? Şöyle gösterelim. Evet, bu düşmüş tamlayan eki buraya gelmiş. Evet, işte ıslanmış sözcüğü burada adlaşmış sıfat olarak kullanılmış. Mesela çalışanları rahatsız etme. Evet, çalışanları rahatsız etme. Ne demek bu arkadaşlar? Mesela çalışan memurları yerine ne yapıyoruz? İsmi düşürüyoruz. Bu adlaşmış sıfat oluyor. Evet, sıfat fiiller arkadaşlar adlaşmış sıfat olarak kullanılabilir. En çok an, en, mış, mış, acak, ecek ve dık dikle yapılan larda çok kullanılır. Mesela tanıdıklara selam söyle. Ne demek? Tanıdık kişilere selam söyle anlamında kullanılır. Arkadaşlar not 2 dik ve ecek eki ile yapılan sıfat fiiller, yani yapılan derken tabii oluşturulan sıfat fiiller arkadaşlar ad çekim eklerini alabilir. Şimdi tabii hepsini alabilir ama İlginç bir durumdur. Normalde bildiğiniz gibi sıfatlar ad çekim eklerini almıyordu değil mi? Yani sıfatlar çekim eki alamıyordu. Ama bu dik ve ecekle yapılan fiil mislerde özel bir durum var arkadaşlar. Adlaşmış sıfat olmadığı halde çekim eki alabilir. Mesela tanıdığın bir doktor var mı? Evet, tanıdığın bir doktor var mı? Bakınız arkadaşlar. Senin tanıdığın ikinci tekil iyelik eki aldı. Gördünüz mü? Evet. Yapacağım işlerin listesini çıkardım. Evet. Gördüğünüz gibi dik ve ecek ekleri arkadaşlar. Yani bu ecek ekle, bu eklerle yapılan fiilimsiler. Fark ettiyseniz at çekim eklerini tabii hepsi değil. Evet. Neyi aldı bunlar? İyelik eklerini aldı. Normalde sıfatlar
iyilik eki alır mıydı? Mesela sarı papatya dediğimiz zaman orada iyilik eki olur mu sarıya? Asla olmaz. Mümkün değil. Ancak dik ve ecek eki ile yapılan fiilimsiler sıra dışı bir şekilde arkadaşlar bu şekilde iyelik eklerini ki bunlar at çekim ekidir, at çekim ekleridir bunları alabiliyor. Evet, sıfat fiillerle ilgili notlarımız bu kadar. Şimdi isim fiillere geçiyoruz. İsim fiiller fiilimsinin yine bir nesi arkadaşlar? Alt başlığı. Evet, arkadaşlar isim fiil ekleri 3 tane sıfat fiilden daha az. Nedir onlar? İşmemek. İşmemek. Şimdi az önce anası mezar, anası mezar dikecekmiş örneğini vermiştik değil mi? Hani akılda kalsın diye. İsim fiillerde de arkadaşlar mayışmak diye öğretmenler öğrencilerine ezberletir. Evet, iyi bir teknik bu. Ekler akla geliyor hemen. Mayışmak, işmemek. Evet, şimdi nedir bunların örnekleri? Mesela bakışların bana biraz cesaret versin. Evet, bu şarkıyı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ferdi Tayfur söylüyordu galiba. Belki içinizde seven, dinleyen vardır. Benim de aklıma geldi. Bakışların bana biraz cesaret versin. Bakınız arkadaşlar, bakış sözcüğü burada isim fiil görevinde kullanılmış. M eki, tehlikeli bir ek. M eki kesinlikle olumsuzluk ekiyle karıştırılmamalı. Olumsuzluk eki arkadaşlar fiillere gelir, fiilimsi falan yapmaz. Dikkat edin. Mesela beni burada bırakma. Bırakma. Bakın oraya gitme. Bunlar nedir? Olumsuzluk ekleridir. Burada fiil olur o sözcük. Ancak fiilimsi olabilmesi için olumsuzluk anlamında kullanılmaması gerekir. Bakın şimdi. Şöyle örnek vereyim. İkisini birden kullanayım. Oraya gitmemi istemedi. Evet. Bakınız buradaki istemedi'deki M olumsuzluk ekidir ve bu bir fiildir arkadaşlar. Fiilimsi değildir. Bu bir fiildir. Fakat buradaki gitmemi sözcüğündeki M ise bir fiilimsi ekidir. Yani isim fiil ekidir. Gördünüz mü? Evet. Mesela şu cümleye bakalım. Sigarayı bırakmaya kararlıyım. Evet, sigarayı bırakmaya kararlıyım. Bakınız bu cümlede de mema isim fiil ekidir. Peki şöyle olsa ne olur arkadaşlar? O vazoyu elinden sakın bırakma. Bakın bırakma. Burada ne olur? Olumsuzluk eki olur. Az önce söylemedim ama iş eki de arkadaşlar aynı zamanda fiilden fiil yapan bir ektir ve işteşlik ekidir. Onu da karıştırmayalım. Mesela bakışların bana biraz cesaret versin cümlesinde bakış ne oluyor? İsim fiil eki oluyor. Ama onunla bakışıyoruz dersem, mesela onunla bakışıyoruz dersem burada ne olur arkadaşlar? İsim fiil eki olur. Son olarak arkadaşlar nedir fiilimsi eki? Mek ekidir. Yani isim fiillerin sonuncusu. Mesela bakın yine güzel bir şarkı aklıma geldi. Bugün şarkılardan gidiyorum. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Evet, alışmak sevmekten daha zor geliyor. Bakınız bu cümlede mek her ikisi de isim fiildir. Evet arkadaşlar, isim fiilin zaten ekleri az. Bunların örnekleri bu kadar yeterli. Şimdi bunlarla ilgili de bazı notlarımız var. Dikkat edelim. Şimdi not yazıyorum arkadaşlar. Siz dinleyin yeter. Not 1. İsim fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılabilir. Tabii bazıları. Şimdi arkadaşlar az önce edatlarda tür ve görevin farklı şeyler olduğunu söylemiştim. Mesela isim fiil ekini almışsa o sözcük isim fiildir değil mi? İsim fiil yani. Fakat sen onu öyle bir cümlede kullanırsın ki sıfat görevinde kullanırsın. O yine isim fiildir ama görevi sıfat olur. Mesela bakın ne olur? Süzme yoğurt. Bakınız süzme yoğurt. Kesme şeker değil mi? Yapma çiçek. Evet işte arkadaşlar
bu tip cümlelerde isim fiiller bazen sıfat olarak kullanılabilir. Tabii cümle dedim de onları cümle içinde yazmadım. Cümlede kullanabilirsiniz. Mesela 1 kilo süzme yoğurt istiyorum. İşte evde kesme şeker bitmiş gibi cümlelerde arkadaşlar isim fiil eki almış bu sözcükler cümlelerde sıfat görevinde kullanılabilir. Bir diğer notumuz da şu. Onu da şöyle yazayım arkadaşlar. Not 2 diyeyim buna da. Evet. İsim fiil eki almış bazı sözcükler. İsim fiil eki almış bazı sözcükler. Zamanla tamamen ad olmuştur. Şimdi bunu tabii kısaca böyle yazdım. İsim fiil eki almış bazı sözcükler zamanla tamamen ad olmuştur. Şimdi bu neyin nesi diyeceksiniz? Arkadaşlar şimdi iş memek isim fiil eki ya. Eğer bunlar bir eylemin adı olmaktan çıkar. Bakın eylemin adı olmaktan çıkar da bir somut varlığı karşılamaya başlarsa genellikle somutlarda kullanıyoruz bunu. Ne olur? İş değişir. O zaman artık fiilimizden bahsedemeyiz. Bakın. Mesela bakkaldan 3 ekmek al. Şimdi arkadaşlar şunu bir inceleyin bakalım. Çakmak yere düştü. Bakınız çakmak yere düştü. Değil mi? Kasap kıyma çekiyor. Evet, kasap kıyma çekiyor. Bakınız, değil mi? Var yani bunun. Ha, dondurma mesela. 1 kilo dondurma yedi. Evet, ilginçtir. Ben bunu birkaç yıl önce öğrendim. Doktorlar geniz ameliyatından sonra çocuklara dondurma yediriyorlar. Orada hastanede görmüştüm. 1 kilo dondurma yedi dedik mesela. Burada arkadaşlar, burada bakınız mema, mekmak görüyor musunuz? Şimdi bunların hepsi fiilimsi eki. Bakkaldan 3 ekmek al. Çakmak yere düştü. Kasap kıyma çekiyor. 1 kilo dondurma yedi. Şimdi bunlarda iş memek ekleri var diye biz bunlara fiilimsi mi diyeceğiz? Hayır arkadaşlar. Burada artık ne olmuş? Somut bir varlığı karşıladığı için tamamen ad olmuş. Bir eylemin adı olmaktan çıkmış. Burada evet yiyecek, içecek, nesne, eşya adları falan olmuş. Mesela danışma sözcüğü de böyledir. Bakın ben size 3 farklı görevde kullanacağım şimdi. Dikkatli dinleyin. Mesela ben bu konuda uzman değilim. Bunu bana danışma. Bakın ben bu konuda uzman değilim. Bunu bana danışma. Sorma. Danışma. Burada ne oluyor? Fiil oluyor. Bu işi babama danışmaya karar verdim. Bu işi babama danışmaya karar verdim. Burada ne oluyor? Bir eylemin adı. Yani fiilimsi oluyor. Bu işi babama danışmaya karar verdim. Ama bir de şuna bakın. Danışmada bir bayan oturuyor. Danışmada bir bayan oturuyor. Buradaki danışma ne anlamda arkadaşlar? Bir kulübe, bir bölme, bir masa anlamında. Camla ayrılmış bir oda anlamında. Ne oldu yine? Somut bir varlığı karşıladığı için burada da ne oldu? Ad oldu. Evet. Şimdi isim fiillerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bunlardan sonra neye geçelim arkadaşlar? Son bir fiilimsi kaldı. O da zarf fiiller. Arkadaşlar fiilimslerin üçüncüsü neymiş? Zarf fiil. Evet. Zarf fiilin diğer adı sevgili arkadaşlar nedir? Bağ eylem, bağ fiil veya ulaç. Evet, bağ eylem, bağ fiil isimlerini de unutmayalım. ÖSYM bunları da kullanabilir. Arkadaşlar bağ fiil eklerinin sayısı 13 tanedir. Fiilen türeyerek cümlede durum, bakın dikkat, durum ya da zaman zarfı olarak kullanılır bunlar. Evet, nedir bunlar arkadaşlar? Hemen yazmak istiyorum. Sayıları fazla. Asıya, esiye, ken, madan, maksızın, alı eli, ıp ip, ınca ince, arak erek, dıkça dikçe. Evet, dıkça dikçe. Dığında diğinde, casına cesine, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Evet. Ermez. Bunlar da dilimizde bağ fiil ya da diğer adıyla zarf fiil ekleridir. Arkadaşlar unutmayınız, bağ fiiller, diğer adıyla zarf fiiller cümlede durum ve zaman zarfı olarak kullanılır. Şimdi bunların
Özellikle çok kullandıklarımıza örnek vereyim. Birkaçına da sözlü örnekler vereyim. Mesela bakın şimdi. Onu ölesiye seviyordum. Evet, onu ölesiye seviyordum. Gördünüz mü bakın? Asıya, esiye. Nasıl seviyordum? Ölesiye. Ne oluyor arkadaşlar? Durum zarfı görevinde kullanmış tabii ama bu bir zarf fiil olmuş değil mi? Mesela madana verelim yine çok kullandıklarımızdan. Mola vermeden araba kullanıyor. Evet, tehlikeli bir durum. Mola vermeden araba kullanıyor. Bir an durup etrafına baktı. Evet, bir an durup etrafına baktı. Bakın. Mesela rahmetli Barış Manço'nun yine güzel bir şarkısı vardı. Sen gelince bahar gelir. Değil mi? Gülpembe mi diyordu? Evet, sen gelince bahar gelir, gülpembe. Bakınız, sen gelince bahar gelir. Mesela onu tanıdıkça daha çok seveceksin. Evet, onu tanıdıkça daha çok seveceksin. Bakınız dıkça yine ba fiil eki. Ermez'e örnek verelim sevgili arkadaşlar. Başımı yastığa koyar koymaz. Bakın, koyar koymaz uyumuşum. Evet. Şimdi 2, 4, 6 örnek verdik. Başka mesela ne yapalım? AA'ya bir örnek verelim. Karanlıkta. Bata çıka ilerliyorduk. Bakınız, bata çıka ilerliyorduk. Evet. Arkadaşlar bu cümlede bakınız, bunların hepsi ba fiil görevindedir. Bakın asiye esiye, madan meden, ıp ip, ince ince, dıkça dikçe, er mez, gördüğünüz gibi bata çıka, aa ee, bunlar ba fiil ekleridir. Şurada olmayanlardan da sözlü örnek vereyim. Mesela ben okurken ailem İstanbul'da yaşıyordu. Mesela maksızın meksizin nasıl olur arkadaşlar? Bir an nefes almaksızın konuşuyor mesela. Alı eli sen gideli. Bakınız sen gideli. Buraların pek tadı kalmadı. Mesela sen gideli. Evet. Casına cesine mesela. KPSS sonucunu elime aldığımda eve uçarcasına gitmiştim. Mesela uçarcasına. Dığında dinleyi de çok kullanırız. Mesela sen doğduğunda evimizde bir bayram havası yaşanmıştı gibi. Arkadaşlar bu sözcükleri incelediğiniz zaman mesela şuna bakalım. Zaman zarfı. Ne zaman bahar gelir? Sen gelince gelir. Tamamında sözlü olarak verdiğim örnekler de dahil bu eki almış sözcüklerin cümlede ya durum zarfı ya zaman zarfı olarak kullanıldığını görüyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, fiilimsilerle ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar.